Romanya'ya Dublin uygulanıyor mu? Merhaba değerli arkadaşlar, ben Oktay Özdemir. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Takipçilerimizden yorumlara da dikkat ettiyseniz Romanya'da parmak izi verdik, yakalandık, işte Dublin uygulanır mı diye sürekli yazıyorlar. Hem açıklama kısmında hem de direkt mesajlarda çokça sorulan sorulardan bir tanesi. Bu çalışmamızda buna cevap vermeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar, videoma geçmeden önce lütfen abone olmayı, paylaşmayı, dostlarınıza tavsiye etmeyi, beğenmeyi ihmal etmeyelim ki daha geniş kitleler istifade edebilsin. Biz de bu moral motivasyonla çalışmalarımıza devam edebilelim. Eğer çalışmalarımızı faydalı buluyorsanız. Şimdiden teşekkür ederim. Dublin prosedürü zor bir işlem olduğu için bu konuda mutlaka o konunun uzmanı, uzmanlara, avukatlara, hukukçulara, ilgili dairelere danışmayı ihmal etmeyiniz ki yani bu süreçten dolayı mağdur olmayasınız. Değerli arkadaşlar, Romanya Dublin üye ülkelerden bir tanesidir. Ve hem Dublin üye, hem Avrupa Birliği'ne üye, hem Schengen Birliği'ne üye. Yani kendi aralarında rahatlıkla vatandaşları, serbest dolaşımları var, gelip gidebiliyorlar. Bundan dolayı Dublin'e de imzası bulunduğu için geri kabulleri ciddi manada yapmaktadır. Yani Romanya bu konuda çok ciddi ülkelerden birisi. Yani Almanya, Hollanda, Belçika, yani geri kabul ediyor musun diye Romanya'ya sorduğunda gönder diyor, kabul ediyorum diyor yani. Şakası yok yani. Bu işin şakası yok değerli arkadaşlar. Onun için Romanya'da oturumunuz varsa üzerinden 24 ay geçmeden iltica ederseniz başka bir ülkeye Dublin uygulanacaktır. Eğer Romanya vizeniz varsa vizenin bitiş tarihinin üzerinden 6 ay geçmeden başka bir ülkeye iltica ederseniz sizi Romanya'ya geri göndereceklerdir. Eğer Romanya'da vizeniz ve oturumunuz olmadığı halde kural dışı geçtiğinizden dolayı parmak iziniz varsa ve OIRADAK parmak izi sistemine eklenmişse, yani bunu benim bilmem mümkün değil, siz de bilemeyebilirsiniz. Parmak izi alan polise sormanız lazım. Romanya ulusal parmak izi sistemine mi aldı? Yoksa OIRADAK Avrupa ortak bir parmak izi sistemine mi dahil etti? Bunu sormanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Eğer OIRADAK Avrupa ortak parmak izi sistemine eklemişse maalesef Dublin uygulanacak anlamına geliyor. Yani parmak izinin OIRADAK'a işlendiği andan itibaren üzerinden 6 ay geçtikten sonra başka bir ülkeye iltica etme hakkınız bulunuyor. Bu parmak izi sistemde gözüküyor. Vize de sistemde gözüküyor. Ama sorumluluk düştükten sonra diğer ülke kabul etmek zorunda. Neye göre? Dublin Anlaşması 12. maddeye göre ve 25. maddeye göre ve 29. maddeye göre. Değerli arkadaşlar. Bundan dolayı burada ana fikir yani sistemde gözüküp gözükmemesi değil. Yani silinip silinmemesi değil. Burada önemli olan kural ne diyor? Vize varsa vizenin bitiş tarihinin üzerine 6 ay ekleyiniz. 6 ay geçtikten sonra başka bir ülkeye iltica etme hakkınız bulunuyor. Bu süre içerisinde hangi ülkede bulunayım diye insanlar soruluyor. Eğer vize tipiniz C ise diğer ülkelerde vizenizi uzatabiliyorsunuz. C tipi vizeler nasıl uzatılır diye videomuz var. Bir Schengen vizesi başka bir Schengen vizesine çevrilebilir mi diye videomuz var. Orayı izleyebilirsiniz. Müsamahalı kalış belgeleri var. Yani legal olarak kalabiliyorsunuz. Vize uzatımı yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla burada herhangi bir sorun olmuyor. Ama Romanya'da kalıp geçme aşamasında yakalanıp parmak izi aldığınızda bu 6 aylık süre içerisinde verdiğiniz takdirde yeniden bir 6 ay problemiyle karşılaşabilirsiniz. Bunun için iltica etmeyi düşündüğünüz ülkede kalmanız daha sağlıklı olacaktır. İşte nerede kaldınız diye sorabilirler. Bunun cevaplarını videolarımızda vermeye çalışıyoruz ama bu sorunun cevabını sizin bulmanız gerekiyor. İnsanlar akrabalarında kalabilirler. Normal kimlikleriyle ya da başka kimlikte pansiyonda kalmış olabilirler. Ya bunlar sorun edilmiyor. Yani sadece bunları nasıl yaptığınızı anlatmanız gerekiyor. Şimdi parmak izinin üzerinden 6 ay geçmesi gerekiyor. Önemli kural bu. 6 ay geçmeden parmak izi verdiğiniz takdirde
ya da iltica dairesine başvuru yaptığınız takdirde o zaman Dublin Anlaşması gereği sizi geri gönderecekler. Yani şakası yok yani değerli arkadaşlar. Onun için burada önemli kriter ne? Parmak izinin üzerinden 6 ay geçmesi gerekiyor. Ya işte kimi arkadaşlarımız başvuru yaptı, kimisi böyle diyor, kimisi şöyle diyor. Arkadaşlar ben noter değilim, milleti tasdik edecek halim yok. Herkes yaşadığı tecrübeyi anlatıyor. Ben de yaşadığım tecrübeyi anlatıyorum. Atabiliyor muyum? Bundan dolayı yani sizin arkadaşlarınız eğer size bu taahhüdü garanti veriyorsa arkadaşlarınızı dinleyiniz. Avukatlara sorunuz. Bu videonun açıklama kısmında kanun maddesini paylaşıyorum. Kanunda böyle yazıyor. Eğer vizeniz varsa 12.2 maddesi diyor ki vizenin sorumluluğu vardır diyor. 12.4 maddesi de diyor ki vizenin sorumluluğu 6 ay diyor devam eder. Yani dolayısıyla 6 ay içerisinde siz Almanya, Fransa, İsveç, Norveç'e fark etmez başvuru yaptığınızda sizi Romanya'ya geri gönderecekler anlamına geliyor. Hem vizeniz var hem parmak izi varsa yani vize almış olun. Parmak iziniz olmasa bile vize yazılım sisteminde gözüküyor. Onun için rahatlıkla Romanya'ya girebildiniz. Neden? Polis sahte değil ki vize. Konsolosluktan aldınız. Ülkeye girerken parmak izi vermediniz konsolosluğa. Tamam. Ülkeye girerken de parmak izi vermediniz. Tamam. Ama nasıl girdiniz? Vize orijinal de onun için girebildiniz. Bundan dolayı rahatlıkla ülkeye girebildiniz. Parmak izi alınmamış olabilir. Ama yazılım sisteminde vize gözüküyor değerli arkadaşlar. Parmak izi vermedim. Dublin uygulanır mı? Tabii ki uygulanır. Yazılım sisteminde gözüküyor çünkü. Nasıl ki parmak izi yazılım sisteminde gözüküyor, vize de yazılım sisteminde gözüküyor. Şakası yok arkadaşlar. Hem vizeniz hem parmak iziniz varsa ikisinin üzerine 6 ay ekleyin. Yani parmak izi verdiğiniz tarihin en son verdiğiniz parmak izinin üzerine 6 ay ekleyin. Vizenin bitiş tarihi üzerine 6 ay ekleyin. Hangisi en geç bitiyorsa ondan sonra Dublin düşüyor. Yani vizenin bitiş tarihinin üzerinden 6 ay, parmak izinin bitiş tarihinin üzerine 6 ay ekleyin. Ondan sonra Dublin düşüyor. Şakası yok. Bu önemli. Ya buraya dikkat edin. Ya sistemde parmak iziniz gözüküyor. Vize de gözüküyor ama sorumluluk düştüğü için yetki çerçevesinde sizi geri gönderemiyorlar. Bir diğer madde var. Hani kurt kuzu yerse maddesi benim söylediğim madde bu. Yürürlükteki Dublin 3 Anlaşması 3. bölüm 13. madde. Sorumluluk parmak izi yok, vize yok, oturum yok. Kural dışı bir şekilde Romanya'ya girdiniz ve telefonunuzda imajı alındığında ya da üzerinizde ya da çanta aramasınızda orada yaptığınız alışverişte fişleri ne bileyim çikolata vesaire fişleri yakalandı ve siz de Romanya'dan geldim diye beyan ettiniz. Bu beyan çerçevesinde bunu delil kabul ederek bir ülkeye hava, deniz, kara yoluyla kural dışı girişte itibaren sorumluluk 12 ay devam ediyor. Siz bu 12 aylık sorumluluk sürecinde başvuru yaptığınızda sizi geri göndermek isteyeceklerdir. Ancak bu madde çok uygulanabilir bir madde değil çünkü Romanya bu noktada parmak izi aldın mı, işte vizen var mı, oturumun var mı konusuna bakıyor. Bu üç konu varsa kabul ediyor. Ama beyan ya da diğer arama taramalarda yakalanan belgeleri çok uygulandığına bugüne kadar şahit olmadım. Yani birkaç tane böyle gönderim isteği oldu ama geri kabul etmediğinden dolayı o uygulanmadı. Her halükarda bu konuları avukatınızla görüşmeniz lazım. Çünkü Dublin sürecinde herkesin kendisine özel kişiye göre durumu var. Bu duruma bakarak değerlendirmek lazım. Mesela aileniz iltica edilince ülkede ise Dublin uygulanmayacak. Yani aile çoğunluğu maddesi devreye giriyor. Yani bir sürü çeşitli kurallar var. Burada aileniz yok ama sadece siz ister evli olun ister bekar olun fark etmez. Tek başınıza yola çıkmış ve bu kurallara sahipseniz onu anlatmaya çalışıyorum. Evet değerli arkadaşlar. Bundan dolayı bu 6 ay kuralına lütfen dikkat ediniz.
yürürlükteki Dublin 3 Anlaşması 25. madde çok net bir şekilde Altay'ı ifade etmekte. 29. maddede bu güvenli ülke maddesini ifade etmekte ve Altay'ı ifade etmektedir. Buralara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ben kendi tecrübelerimi, kazanımlarımı sizlerle paylaşıyorum. Kişi özel danışmanlık hizmeti almak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler efendim.